soru sormaya gerek duymadı hocam. Öldü ki. Geçen hafta öldürdünüz bizi. Sufi metinlerde bir ifadeye rastlarsınız. İnsan arayan değil, aranandır. İnsan arayan değil, aranandır. Ya bu insan bunu okuduğunda birçok düşünce aklına gelebilir. Biz kendi şu anki mevcut bilincimize baktığımızda aslında ne yapıyoruz? Biraz bazı şeyleri fark ettiğimizi düşündüğümüzde kendimizi arıyoruz. Kendimizi arama durumunda bir arayan var, bir de aradığımız şey var. Şimdi ben arayan mıyım, aradığım şey miyim? O zaman bu soruyu sormamız gerekiyor. Ben arayan mıyım, yoksa aslında aradığım şey miyim? Eğer kendimi arayan tarafta görürsem, onun birçok farklı düşünce, duygu ve arzuları üzerinden bir arayışta olacağım. Ve onun handikaplarına düşeceğim. Ama ben aranansam, o zaman bu beni dinginleştirir. Çünkü ben aslında aradığım şeyi kendimi bulamazsam, işte kendimi bulmak çok zor, kendimi arıyorum ama bulamıyorum diye onun, yani arayanın, şu anda ben arıyorum diyenin hikayesi biraz zayıflayacak. Eğer bu zayıflamazsa kendimizi bulma sürecimiz o arayanın korkuları, algıları, düşünceleri, ön yargıları, kaygıları tarafından sekteye uğratılır. İşte arıyorum da ya bulamazsam, ya kendimi bulamadan ölürsem, değil mi? Gibi birçok şey devreye girecek ve onlar bizi meşgul edecek. Ama ben aranansam, o zaman zihin biraz daha dinginleşir. Sen zaten aradığın şeysin. Sen aradığın şeysin. O zaman ikilik tuzağı zayıflar. Yani arayanla aranan noktasında oluşturduğumuz o ikilik zayıflayacaktır. Ama arayan kim sahte ben? Evet. O zaman yine lupa giriyor. Yok işte arayanın o sahte benlik olduğu gitgide zaten işte ortaya çıkacak. Zaten bunun için bunu söylüyorum. Yani arayanın aslında geçici olarak işleyen bir benlik hali olduğunu daha çabuk fark edeceğim. Şu ana kadar söylediğim şey zaten o sahte o benliğin veya gerçekte ben olmayan ama ben diye zannettiğim şeyin benim üzerimde güç sahibi olmasını azaltmak. Yani işte diyelim ki ben dedim ki ben kendimi arıyorum, kendimi bulmak istiyorum. İşte biri bana diyor ki sen senin aradığınsın. Orada bir rahatlarım değil mi? Ben benim aradığımım. Yani ben benim aradığım şeyim aslında. Gerçekteki ben o arayanın aradığı şeyim. Dolayısıyla ben kaybolmuş bir şey değilim. Sahte bir benliğin veya imajinatif bir benliğin bilincinde kayıp olan ama gerçekte kayıp olmayan bir şey. Yani ben kendimi kayıp tarafında, kaybedilmiş bir tarafta, arayanın tarafında artık değerlendirmiyorum. Özneyi değiştiriyoruz. Evet. Yani gerçek özne
arayan tarafında değil. Gerçek özne aranan tarafında. Peki hocam ama aranmadan nasıl olacağız? Yani bir şey var, bilmiyoruz ama yani arayacağız ki. Evet. Burada Ego ben buldum da diyebiliriz. Yani. Veya. Tabii. Bu şuna benziyor işte. Yani uykuya dalmışsın, bir rüya görüyorsun, rüyanda kendini arıyorsun. Rüyanda kendini arıyorsun, sürekli arıyorsun, bir arayışın var. Herkese de diyorsun ki ben kendimi arıyorum, kendimi bulmaya çalışıyorum. Aslında aradığın şeyi ne zaman bulacaksın? Arayan ortadan kalktığında bulmuş olacaksın değil mi? Yani o arayan ortadan kalkacak. Yani uykundan uyandığında aslında aradığın şeyin gerçek kendin olduğunu anlayacaksın. Bunu niye hatırlamaya ihtiyacımız var? Çünkü arayan taraf, arayan benlik, arayan kendilik bizi çok geriyor. Yani işte bulamadım, bulabilecek mi? Ya bulamazsan? Yani bu kadar zaman geçti zaten, hani nasıl bulacaksın? Bulamazsan ne olacak? Bize sürekli bir kısım kaygılarını, gerilimlerini, hikayelerini, arzularını, beklentilerini, İşte geç mi kaldım acaba? Çok mu zor acaba? Bize bir sürü hikaye anlatıyor. Önümüze bir sürü şey koyuyor. Burada mesela aylarca tartışabiliriz değil mi? Kendini bulmak zor mudur, kolay mıdır? Tartış babam tartış. Değil mi? İşte kendini bulmak nedir? Falan. Tartış. Kendin olmak nedir? Tartış. Birçok şey var değil mi? Önümüze koyup hani önünüze keçi boynuzu koyarlar. Çiğne babam çiğne değil mi mesela? Alacağın şey çok sınırlı bir şey olabilir bunun gibi. İşte bu tarafı biraz görmek gerekiyor. Ben aranan tarafta değilim aslında. Özür dilerim, arayan tarafta değilim. Ben arananım. Bak başkalarının aradığı da değil. Ben o arayanın aradığıyım. Tıpkı o verdiğimiz uykudaki insan örneği gibi. Değil mi? Aslında uykudan uyanan kendine döner. Araması gereken biri değildir kendisi. O yüzden bu her zaman kendimize hatırlatmamız gereken bir şeydir. Yani sen aradığın şeysin. Rahat ol. Bir rahatla yani. Neden rahatlamalıyız? Çünkü rahatsız olduğumuz için, arayan bizi rahatsız ettiği için, o arayan bizde kendimi arıyorum diyen benlik bizi çok rahatsız ediyor. Çok meşgul ediyor. Çok uğraştırıyor. Çok dolandırıyor. Bir sürü hikaye uyduruyor. Mesela bir sessiz kalsak, bir dursak, yani şey anlamında böyle Buda heykeli gibi durmaktan bahsetmiyoruz. Yani şu zihnindeki hikayeleri, arzuları, beklentileri, korkuları, işte zordu, kolaydı, yapabilir miyim bilmiyorum ki, işte eğer kendimi bulmazsam ne olacak? Değil mi? Bütün bunları bıraksak, o zaman o gerçek kendilik, kendi doğasını bize gösterecek. Şöyle bir laf var, arayarak bulunmaz ama bulanlar hep arayanlar arasındadır. Tabii, fakat buradaki incelik şu, ona şunu ekleyelim. Aramanın ilkesini bilmek şartıyla. Yani bulanlar arayanlardır ama bulduklarında aranan olduklarını bilirler. Ona bunu ekleyebilirsiniz.
Yani bulan insan aslında şunu anlamış olur. Ben aslında aradığım şeymiş. Yani aradığım şey bir şey değilmiş yani. Uzakta bir şey. Benden ayrı bir şey, benden uzak bir şey olmadığını anlarım. O yüzden o kendimizi bulma sürecinde bizim yolumuza engel olan, onu gölgeleyen temel şey budur. Arayanın problematik durumu, korkuları, arzuları, beklentileri, sorduğu sorular, o kadar çok soruyor ki, o kadar çok soruyor, o kadar çok problem üretiyor ki, siz aslında aramaya bile tam fırsat bulamıyorsunuz. Arayanın sorularını cevaplandırmaktan, onu teskin etmekten. Hani bulacağım değil mi? Bulacaksın. Eminsin değil mi? Eminim. Gerçekten emin misin? Evet eminim. Ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hikaye uzuyor yani. Anladın mı? Hikaye uzuyor. Şeyi yok. Sınırı yok. Belki de öyle bir şey yoktur. Hadi bakalım. Çevirdi hikayeyi. Belki de aradığın, kendimi arıyorum dediğin öyle bir kendilik yoktur belki de. Hadi bakalım. Hikaye yeniden başlayacak bu sefer. Sürekli bunu bize üretir. O yüzden ben arayan tarafında görmüyorum artık kendimi diyebilmemiz veya en azından o arayanı o kadar böyle hani gerçekmiş gibi algılamamamız gerekiyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Hani bir odun ateşini yakarken o odunlardan bir tanesini seçersiniz. Ara sıra o odunu karıştırırsınız değil mi? Ama en son o elinizdeki odunu da o ateşe atarsınız. Yani arayan, aranan bulunduktan sonra ortadan kalkar. Arayan kalmaz çünkü. Çünkü zaten o öyle bir şey gerçek değildir. Yani hakiki anlamda bir varlık sahibi değildir. O yüzden o arayan tarafımızı biraz sakinleştirmemiz gerekiyor. Biraz onun dingin olması lazım. Çok düşünüyorsa o çok düşünmesine dair bir farkında olmamız lazım. Tamam sen çok düşünüyorsun ama ben biliyorum ki aradığın şey çok düşünerek bulunmayacak. O yüzden bir rahat ol. Korkarak bulunmayacak. Kaygı içinde olarak bulunmayacak. Çok arzu ediyorum. Bununla da bulunmayacak. Yani kendimi bulmayı çok arzuluyorum. Çok hırslıyım, çok arzuluyum, çok tutkuluyum. Kendimi bulmak istiyorum. İşte bu zaten bulmanı engelleyecek olan bir şey olur. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Soruları parmak kaldırmak istiyoruz. İlk defa katılıyorum. Çok fazla sorum var da hepsini sormayacağım dinledikçe. Aradığınızı bulduğunuzu ne zaman anlıyoruz peki? Evet. Aradığımızı bulduğumuzu ne zaman anlıyoruz? Hiçbir sorunun olmadığı bir yerdir orası. Hiçbir soru yoktur. Var mı diye soruyor değil mi Aliye? İşte bulduğunuzu soruların bitmesinden anlarsınız. Sorular iptal olur. Yani sorular ortadan kalkar. Cevaplandırılmaz bile. Neden? Çünkü o soruların da sahte olduğunu anlarsınız. Peki o zaman çok nötr olmaz mısın? Bir de bir şey daha sorabilirim. Bak bunu arayan söylüyor. Bak arayan orası nötr bir yer değil değil mi? Hani cennete gidince canım sıkılmayacak değil mi? Ya sen Allah şükür ki bu benlikle gitmeyeceksin zaten. Bu benlikle gidersen cennete de düzeltmeye çalışırsın. Canın sıkılır. Cennete de bir dizayn vermesin. Şurası şöyle olsa daha iyi olmaz mı dersin? Veya ya burada yapacak bir iş yok. Bozalım bir yapalım falan. Yani askerlikteki gibi askerlerden kazın sonra doldurun.
diye bakın. Şimdi biz bütün argümanlarımızı neyle üretiyoruz şu anda? Şu anki bilincimizle. Şu anki soru soran kim? Şu anki ben. Dolayısıyla o yüzden dedim. Arayan aradığı şeyi bulmasını bizzat engelleyen haline geliyor bizde. Aradığımız şeyi bizzat engelliyoruz. Yanlış arama yaklaşımıyla. Orada soru yoktur. Orada herhangi bir eksiklik, yetersizlik, geçmişe dair bir hikaye, ben buydum, şuydum, bütün ben hikayeleri orada biter. Bir anda biter. Mesela ben ne zaman doğmuştum, şu zaman doğmuştum, kaç yaşındayım, işte annem, babam, kardeşlerim, bu şey değil, bakın yanlış anlamayın, bir hafıza kaybı değil. Şimdi siz böyle algılayabilirsiniz, bu şekilde algılamayın. Bu bir olgu olarak tanımlarsınız. Bununla ilgili hiçbir ben cümlesi kurmazsınız, kuramazsınız. Çünkü orada böyle bir şey olmadığını anlarsınız. Yani böyle bir şey olmadığını anlarsınız da yanlış. Olmadığını fark edersiniz. Yani işte ben şu tarihte doğdum, şu olayları yaşadım, şu olaylar beni travmatize etti. İşte annem babam şöyle davrandı, eşim şöyleydi, çocuğum böyleydi. Bunlar ortaya çıkamaz. Yani şimdi suda ateş olur mu? Olmaz değil mi? Onun gibi bir şey. Veya ışıkta karanlık olur mu? Olmaz. Onun gibi bir şey. Yani orada şu anda zihninizin kurduğu hiçbir soru yer bulamaz. Çünkü bakın o varlık hali, o gerçek kendiniz böyle soruların üremesine müsait değildir. Hani mesela bakın çok ilginç bir şeydir. Metaforik olarak anlamlıdır. Mesela balda hiçbir mikrop, hiçbir bakteri üremez. 1000 senede kalsın bal, hiçbir şey üremez orada. Tabiatı buna müsait değil. Veya bir başka metafor, bir şeyin kemaline dair alemde bir kısım örnekler vardır. Bunlardan bir tanesi baldır, bir tanesi altındır mesela. Altın binlerce yıl bir yere saklayın, gizleyin, toprağın altına koyun, denize atın. 1000 sene sonra o aynı şekilde bulacağınız bir şeydir. Bazen oluyor işte Mısır'da kral mezarları bulunuyor, işte kraliçe mezarları, altın takıları var. Aynen değil mi? Şöyle hafif bir siliyorsunuz, hafif bir bezle, hiçbir şey olmamış. Neden? Çünkü altın metaller arasında tamlığın sembolüdür. Bal yiyecekler arasında tamlığın, saflığın sembolüdür. O yüzden içinde mikrop barındırmaz. Dolayısıyla dedik ya hani işte gerçekten kendimizi bulduğumuzu ne zaman anlayacağız? Sorusu da kimin sorduğu bir soru? Arayanın sorduğu bir soru. O arayanın bilinci içinden ürettiği bir soru. Peki yani doğru soruları sormak ya da o kıvama gelmek gibi bir şey olacak o zaman. Yani bir arayan sonuçta arananı buluyor. Günün sonunda birileri buluyor ya da. Yok yani, arayan bulmuyor. Tamam aranan. O yüzden bulanlar ama arayanlardır. İşte bunun mesela gibi bir şey söylemiyor. Mesela dedi ki korkularınız en içe. Bu arada lütfen herkes hani şey olarak yok, daha tamam, şey değil. Bilebilir. Ben bazı sorular soruyor olabilirim. Hani şey yapın yani çok konuşmak istemem çünkü oldu noktada. Mesela korku falan dedik ama tabiatın kendisinde de mesela korku var. Hani işte atıyorum kedi, fare kediden korkuyor gibi. Yani bunlar mesela olmaması gereken bir durum var. Nasıl yani onu evet, terazi mi diyelim neyse nasıl dengeleyebiliriz ki? Sonuçta şimdi, özür dilerim hepimiz bir bilinçle doğuyoruz belki ama sonra bir şeyler yaşanıyor görüyorsun ve doğumların vesaire değişiyor. Yani gerçek kıvama gelmek için
ne yapmak ya da nasıl düşünmek, hissetmek, hani özünü buluyoruz ama o özü bulmak nasıl olacak? Biraz işte anlatmak istediğim sorunuzla bağlantılı güzel bir soru oldu. Arayanın çok korkuları var. Anladın mı? Çok korkuları var. Biraz o korkulara karşı sakin kalmamız gerekiyor. Ve o korkuları gözlemlememiz gerekiyor. Yani korkan kim? Neyden korkuyor? Mesela diyelim ki ölümden korkuyorum dedim. Ölümden korkan kim? Ölümden korkan işte ne diyorum? Ben diyor. Bu nasıl bir ben? Ölümü bilmeyen bir ben değil mi? Mesela ölümü biliyor mu bu ben? Ölümden korkuyor. Peki ölümü biliyor mu? Bilmiyor. O zaman bilmediğin şeyden niye bu kadar korkuyorsun? Hiç olmazsa de ki ölümün ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir yerde dursan olmaz mı? Bak biraz zor oluyor ya. Şey gibi gelecek, ben de korkuyorum. Kimin için zor? Bak ne diyor o gene bize? Ama diyor korkuyorum diyor. O zaman diyor ki bilmemekten korkuyorum. Tamam. İşte şimdi belirsizlikten korkana bakacaksın. Bakın özneye bakacaksınız. Oradaki korkan özne, belirsizlikten korkan özne. Belirsizlikten niye korkuyor? Belirsizlik her zaman kötü bir şey mi? Belirsizlik eşittir, korkulası bir şey mi? Nereden çıkarıyor teslim bunu? Teslim olmayı bilmediğimiz için. Yok, o kadar ileri gitmiyor. Hani geçen bir arkadaş dedi ki yani ben maneviyattan uzak biriyim, bana böyle dinden, maneviyattan bahsetme. Tamam dedim, bahsetmeyin yani. Genelde hayatın akışına da teslim olmak. Yani ben din olarak bakmıyorum. Tamam, işte orada yani ne diyor? Yani kar yağıyor, işte aynı. Kar... İşte zaten orada bir benlik var zaten. Hiçbir şeye teslim olamam diyor. Ha bu teslimiyet pasifize olmak mı? Tabii ki o da değil. Ama bakın hayatın doğal akışına katılmak. Mesela bir kedi hamile kaldığı zaman şey mi diyor? Acaba düşük yapar mıyım? Çocuklar doğar mı? Kaç tane doğacak acaba? Bunlara bakabilecek miyiz acaba? Demiyor değil mi? Ama şey mi yani? Ya neyse doğarsa doğar, doğmazsa doğmaz. Ben böyle yatayım, uyuyayım falan mı diyor? Yok. Ne yapıyor? Sokağa çıkıyor falan, neredeyse yaşam alanı, değil mi? Mesela hamiledir, yiyecek arıyor, değil mi? Bulunca yiyor, bulamayınca sakin sakin yine oturuyor, değil mi? Karalar bağlamıyor mesela. Bakın, şimdi hayata baktığımızda hayatta bu akışı görmüyor muyuz aslında? Değil mi? Görüyoruz. Ama içimizde bir şey... Tabii ki diyecek ki işte İsmail Bey hep kedilerden bahsediyor, biz insanız. Ya keşke insan olsaydık da zaten o zaman konuşmamıza gerek kalmayacaktı. Yani hepimiz, daha doğrusu şu anlamda kullanıyorum bunu. Yani hakikaten insan olmaklığımızın tam farkında olsaydık zaten bir şey konuşmamıza gerek kalmayacaktı. Ama bakın orada da ne yapıyoruz? Tam ve doğru bir biçimde kullanamadığımız insan olmaklığımızı şu yani mevcut durumumuzu insan olmaklıkla örtüştürüyoruz. Ne yapayım? Korkuyorum. Ben insanım. Diyoruz. Gerçekten sen insan olmaklığın bütün imkan ve kabiliyetinin farkında mısın? Bunları tam olarak kullanıyor musun? Bilmiyorsun değil mi? En azından en normalce bilmiyorum. Ama zihin ne diyor? Bilmek istiyorum diyor. İnsan kadar bilmemeye karşı, yani bir durumu henüz bilmiyor. Bir dur. Niye zihnim illa spekülasyon yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum noktasında durabilmek çok mu zor bir şey? Bilmiyorum. Aslında kolay bir şey. Ama içeride bir şey ne diyor? Bilmelisin diyor. Bilmeye çalış diyor. Bunu fark edebilirseniz ve onunla aranıza tırnak içinde mesafe koyabilirseniz, yani ben evet zihnim diyor ki bilmek istiyorum.
Ben de ona diyorum ki, bilmiyorum, ben rahatım. Diyelim ki ben burada sizinle konuşuyorum. Bir çocuğum var. İkide bir diyor ki, gidelim baba, gidelim baba. Ben sıkıldım. O sıkılabilir. Ben sıkıldım mı, ben sıkılmadım. Ama bakın, onunla özdeşleşirsem, bir süre sonra derim ki ben de sıkıldım. Daha doğrusu ben sıkıldım. Özdeşleşirim onunla ve konuşmayı yarıda keserim. Şimdi bir şey ile biz özdeşleşiyoruz ve kendimizi o olarak görüyoruz. O tanımın içinde kendimizi görüyoruz. Bilmezsem huzursuz oluyorum. Kim huzursuz oluyor? Zihindeki bir benlik huzursuz oluyor. Ben huzursuz değilim, bilmiyorum ve huzursuz değilim. Burada duramaz mıyım? Aslında durabilirim. Yeter ki o manipülasyonun farkına varayım. Tabii o devam edecek değil mi? Onun bakın, her şu anki her benliğimizin aslında otomatik bir güzergahı vardır. Otomatik bir yol haritası vardır. Mesela dedi ki bilmek istiyorum. Dedim ki ben bilmiyorum. Ama ya kötüş bir şey olursa? Ben diyorum ki bilmiyorum. Ama ben diyor emin olmak istiyorum. Diyorum şu an ne olacağını bilemeyiz. Ama diyor ben bu durumda çok kaygılıyım. Ne yapacağız? Bunun güzergahı bellidir aslında. Dikkat ederseniz sizi manipüle eden benliklerin güzergahı bellidir. İşte bir yerden başlar. Diyelim ki bir şey yapacaksınız, size başlar. Ben beceriksizim ama. Ya yapamazsın. Yapamayıp rezil olabilirsin. İyisi mi yapma o zaman? Daha rahat. Her benliği iyi dikkat edin. Güzergahları bellidir, yolları bellidir. Eğer onları tanırsanız, hikayelerine daha az inanırsınız. Onları daha çok tanırsanız, onların hikayelerine daha az kapılırsınız. Ama onlar bir şey takip ederler. Mesela yalnız kalmak istemiyorum, o zaman birini bulayım. Ve bulduğum da tatmin edici değil, o zaman bırakayım. Yani geçmişte de öyle bir sürü kişiyi bıraktım. Neyse bu son şanslarımız artık. Yaş da 40-50'ye geldi. O zaman bununla idare edeyim. Bununla idare edeyim ama beni de çok tatmin etmiyor. O zaman iki arada bir derede. İşte ne yapacaksın işte? İlişkiler böyle, hayat böyle. Hikaye belli, standart. Siz de zannediyorsunuz ki ben özgün biriyim, ben iyi düşünen biriyim, çok iyi düşünüyorum, çok iyi analiz yaparım ben, iyi bir analitik kafam vardır falan. Ya ne analizi? Senin hikayen belli. Herkesin hikayesi belli. Kimsenin orijinal bir hikayesi yok. Olgular değişik. Hikaye aynı. Olguların üzerinden üretilen hikayelerin hepsi aynı. Güçlü olmak istiyorum ama bazı durumlarda engellendim. O yüzden sürekli daha güçlü olma arzum var. Ama tamamen de süper güçlü de değilim. O zaman ne yapacağım? Sürekli güç devşireceğim. Gücümü kullanabildiğim ilişkilerin içinde olacağım. Hep hakim pozisyonda ben olacağım. Ama bundan da sıkıldım. Biraz rahat etmek istiyorum. Ama o güç ve hakimiyeti de bırakamam. İşte ne yapacaksın? Hayat böyle işte. Deyip filmi kapatıyorsun. Hikaye aynı, hiçbir farkı yok. Herkesin farklı bir hikayesi var ama bunu unutmayın. İnsanlar birbirlerinin hikayelerini eleştiriyorlar, birbirlerinin hikayelerini yargılıyorlar. Herkesin hikayesi farklı olduğu için birisinin hikayesini dinliyoruz. Aa çok şükür benim öyle bir problemim yok. Ben öyle biri değilim diyoruz. Çarşının içine girince Burcu'nun dediği gibi irade falan yok zaten. Otomatik olarak ta gidiyor. Hangi noktada biz farkındalık ışığını oraya tutabilir miyiz? Herhangi bir noktada. Bunun için hatırlatıcı
zillere ihtiyacımız var. Bu nedir? Okuyacağınız bir şeydir. Bir cümledir. Kendinize bunu hatırlatacak anekdotlardır. Hatta örtüştürürsünüz. Buzdolabını açtığım zaman kendimi hatırlayacağım. Veya en azından kendimi hatırlamam gerektiğini hatırlayacağım. Daha doğrusu. Gibi. Yani dediğiniz gibi doğru, evet. Biz kendimizi hatırlayalım diyoruz ama bir konuşmadan, bir kitaptan hemen sonra tak diye zaten uyumaya geçiyoruz. O zaman hatırlatıcılara ihtiyaç var. İşte bakın, o yüzden işte kutsal metinlerin isimlerinden bir tanesi hatırlatandır. İşte Kur'an bir zikirdir der. Yani hatırlatıcıdır. Peygamber bir hatırlatıcıdır. Hayat bir hatırlatıcıdır. Tabiat da bir hatırlatıcıdır. Biraz dikkat edersen hatırlatıcıdır. Dolayısıyla aslında bize hatırlatıcılar da veriliyor aslında. Biraz bunu güçlendirmek gerekiyor. Mesela ibadetler hatırlatıcıdır. Ama ibadetleri de uykuda yapıyoruz. Değil mi? Mesela namaz kılarken eğer uyuklama olursa namaz bozulur, değil mi? Ya sen uyuklamıyorsun, full uykuda namaz kılıyorsun yani. Anlatabildim mi? Yani namazın uyku boyutunda, yani uyku modunda namaz kılıyorsun zaten. Yani senin namazın bozulur da denmez, olmuş da denmez. Yani full uykuda zaten, yani uykuda namaz kılıyorsun. Öyle düşün. Rüyanda yemek yemek gibi bir şey yani. Rüyanda yediğin yemekten doyabilir misin? Doyamazsın. Bunun gibi. Ha, peki bu çok kötü bir şey, biz kötü bir durumdayız. Bunun için söylemiyorum. Sadece bir şeyleri doğru tanımlamak için söylüyorum. O yüzden arayanın kaygısına kapılmayın. O yüzden sözümün başı şuydu. Arayanın aradığı sizsiniz. O yüzden bir rahat olun. Yani arayana çok kapılmayın. Arayanın manipülasyonuna çok fazla gelmeyin. Bunu fark etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bize bu noktada uyutucu, yanıltıcı, kaygılandırıcı düşüncelere, duygulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadar. Başka bir şey değil. Sadece bu kadar. Çok mu kaygılandın? Dur ve sakin ol. Bir sakin ol. O kadar kapılma ona. İşte şu olmazsa olmaz deme. Şu olmazsa yaşayamam deme. Hiçbir şeyi olmazsa olmaz görme. Hayatın içindeki hiçbir olguyu olmazsa olmaz görme. Çünkü hayatın içinde olmazsa olmaz yoktur. Dünyada olmazsa olmaz diyeceğimiz bir şey yoktur. O yüzden bir şey sana ama olmazsa olmaz dediğinde kendini hatırlat. İşte kendimize hatırlatıcılar bulmak dediğimiz şeylerden biri de bu. Yani bunu yaşamazsam mutlu olamam. Bu olmazsa huzur bulamam. Bu olmazsa tatmin olamam dediğiniz ne varsa diyeceğim ki bunlar sahte bir şey. Bunun, bu ve bunun gibi şeyleri ve aynı zamanda da bize kendimizi, bakın gerçek kendimizi, bedenimizi ve psikolojik boyutumuzu değil, gerçek kendimizi eksik, hasta, problemli gibi düşündüren ve hissettiren cümleleri içimizde, zihnimizde bulduğumuzda bir duracağız. Bu sahte bir şey. Sen çok eksiksin.
Acaba senin bir yaratılıştan bir eksikliğin olabilir mi acaba? Kendini bulmanı engelleyen şey bu olabilir mi? Diye bir düşünce geldi. Bakın ne diyor bu? Sen diyor eksiksin, yetersizsin diyor. Bir şey diyor, sürekli bir şey diyor. Ve neye dair? Eksikliğe, yetersizliğe, hasta olmaya vesaireye dair bir imada bulunuyor. Bu imaları hissettiğiniz zaman, zihninizden bunlar geçtiği zaman, bu sahte bir şey. Neden? Çünkü bakın, tekrar birkaç hafta önceki şeye hatırlatmada bulunuyorum. Adem cennette nasıldı? Hiçbir eksiği yoktu. Bir eksiklik hissi taşımıyordu. Bir şeye sahip olma hissi taşımıyordu, değil mi? Dikkat edin. Orada anlatılan şey çok önemli bir şeydir. Bakın, çünkü arayan sürekli neyle bizi uğraştırıyor? Kendimi bir yere ait hissedemiyorum. Bir yere köklenemedim. Bir şey başaramadım. İşte neye sahip olabildim ki? Bunlar niye anlatılıyor bizlere Adem kıssasında? Çünkü bak bunlar uyarı işaretleri, dikkat et. Buralarda uyan, çünkü bunlar seni uyutan cümleler. Ama bakın biz bunları şu günlük hayatımızda hiç uyutan cümleler olarak mı görüyoruz? Mesela birisi dese ki, bir şeye ait hissetmek istiyorum. Biz diyoruz ki ne güzel ya. Böyle hani düşünen biri yani. Kendi üzerinde düşünen biri. Bir yere ait, bir şeye aidiyet hissetmek istiyorum. Ya bu sahte bir şey. Bu uyutan bir şey. Bu sahte bir arayış. Sen zaten aitsin. Aidiyetini hatırlayacaksın. Bir şeye ait olmaya çalışmayacaksın. Bir şeye köklenmeye çalışmayacaksın. Bir şeye sahip olmaya çalışmayacaksın. Bakın beden ve psikoloji sınırlıdır ve kendi hikayesi veya ne diyelim, kendi gelişimsel süreci vardır. Mesela beden olarak dünyaya geldiniz değil mi? 2 kilo, 3 kilo geldiniz. 3 kilogram bir bebek olarak geldiniz. Bedenin bir şeylere ihtiyacı vardır. Kendine göre bir süreci vardır. İşte uykuya ihtiyacı vardır, uyur. Dinlenmeye ihtiyacı vardır, dinlenir. Yemek, içmek vesaire de ihtiyaçları vardır. Hatta hareket etmeye ihtiyacı vardır, değil mi? Beden hiç hareket etmezse o doğal kabiliyetini yitirebilir, değil mi? Bakın bunlar bedenin ihtiyaçları ve biz bedeni burada besleriz, şey yaparız, onun ihtiyaçlarına duyarlı oluruz, onu o noktalarda şey yapmaya çalışırız, ayakta tutmaya çalışırız ama kendim anlamında mı değil, o kendim değil, o kullandığım bedendir. Psikolojik düzeyde de öyle, mesela psikolojik olarak yani şu anlamda ben dünyadaki yaşanan her şeyi bilebilir miyim? Bilemem. Her insanı ikna edebilir miyim? Edemem. İnsanlar benim hakkında beni olduğum gibi düşünmelidirler diyebilir miyim? Desem elde edemem, değil mi? Ya da kimse benim hakkımda yanlış düşünmesin. Bunu gerçekleştirebilir miyim? Gerçekleştiremem. Bunlar nedir? Psikolojik ve dünyevi düzeydeki sınırlardır. Ama biz nereye sürekli odaklanıyoruz? Buraya odaklanıyoruz. Kendimizi bulmak dediğimiz yer hep buralarda oluyor. Daha çok öğrenmek, daha çok okumak. İşte neyse o tırnak içinde. Bakın, arayanın aradığı şeye dair bir imajinasyonu vardır. O yüzden dedim ki arayan aslında aranandır.
Siz arayan değil aranansınız. O zaman rahat edin. İmajinasyon kurmayın. Kendim nasıl biriyim, nasıl bir varlığım acaba? Kendimi bulunca ne olacak acaba? Bunları bırakın. Bakın bunlar neyle uğraştırır sizi? Arayanın hikayesiyle uğraştırır. Arayanın hikayesi sizi içine alır bu durumda. Biz arayanın hikayesinde kendimizi aramıyoruz ki. Peki sahte benlikle öz arasında bir bağ mı var? Sahte benliğin ne işi var ki öz arasında? Yani aslında en altta bir şey sahte var. Sahte benliğin, evet, ne işi var ki arasın? Çünkü sahte benlik sınırlıdır, eksiktir, yetersizdir ve hiçbir zaman dolmaz. O tam bilmiyor ama içinizde buna dair bir sezgi var diyelim. Anladın mı? Yani tamlığa dair derinde bir sezgi var. Sahte benlik tarafından bilinen. Sahte benliğin de az çok sezdiği. Evet. Az çok sezdiği bir şey var. Sahte benlik dediğimiz, yani aslında sahte benlik dediğimiz şey ne? Kişinin kendisini eksik, sınırlı olanla tanımlama hali demek. Şimdi beden sahte mi? Değil. Beden var. Fakat ben bedenim, bu sahte. Hiçbir arkadaşınız yok. Ben çok yalnızım ve yalnızlığa tahammül edemiyorum. Bu sahte. Ama hiçbir arkadaşınız olmaması gerçek olabilir. Hiçbir arkadaşınız yok diyor. Ama ben çok yalnızım ve bu yalnızlık da gerçekten zor demek veya bunu diyen benlik sahte. Ölüm, bedenin ölümü gerçek ama ben ölümlüyüm veya ben öleceğim demek sahte. Sahte benlikten kastımız bu. Yani sahte benlik, gerçek kendimiz olmayan bir şeyle kendimizi tanımlamak. Bir şey var ama sen o değilsin. Mesela 3 tane bardağı elinle taşıyamıyorsun. Ancak birini bir elinde, birini bir elinde, üçüncü kalıyor. Birisi de 3 tane bardağı bir elinde taşıyor. Sen diyorsun ki ben beceriksizim. Ne oldu? Sahte bir benlik oluştu. Halbuki bu bedenle ve psikolojik mekanizma ile ilgili bir şey. Mesela diyelim ki benim kolum diyelim ki fizyolojik olarak problemlidir. Doğumsal olarak sinir sıkışmış, şu olmuş, bu olmuş. Sağ kolumu hareket ettiremiyorum. Şimdi ben kendimi çok eksik hissediyorum dersem işte bu sahte benliktir. Kullandığım bedenin sağ kolu tam aktif işlemiyor. Bu doğru bir şeydir. Ama bakın benle tanımlamadım onu. Benle tanımlamadığımda bir problem yok. Bir şeyi ben diye tanımlarsam işte o sahte benlik anlamına geliyor. Mesela ben güzelim demek de sahtedir. Yani bedenime bakın, aynaya bakın. Ben güzel bir kadınım, ben yakışıklı bir erkeğim. Bu sahte bir şeydir. Yani sahte demek illa tırnak içinde kötü bir şey gibi algılamayın sadece. Ben güzelim, ben çok bilgiliyim. Ben herkesle tartışmada iyiyim, hiç altta kalmam. Benim üstesinden gelemeyeceğim bir şey yoktur. Ben güçlüyüm. Beden üzerinden, psikoloji üzerinden bunların hepsi sahtedir. Çünkü onlar ben değildir. Bir şey sorabilir miyim? Kendinden sürekli benim olma hali mi sahtedir? Hangi kendinden? Biz daha kendimiz değiliz ki. Ya evet, hani böyle bakın, bazı haller vardır ya, bazı özelliklerimizden çok eminizdir. Dediniz ya, siz diyorsunuz ya ben ama o ben değil aslında. Tabii, bir şeyden, yani dışsal olan bir şeyle ilgiliyse bu. Hı-hı. Karakter özelliği. Tabii, yani. Sahtedir. 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 Peki bazı insanlar var. Yani şu anlamda sahtedir. Kendimizi o özellikle tanımlamak sahtedir. O özellik olabilir. Mesela ben hayatımda hiç yalan söylememişimdir. Ben yalan söylemeyen biriyim. Bu sahtedir. Sahtedir. Evet. Yani
kendimi bununla tanımlamak sahte bir şeydir. Evet. Yani mesela tıpkı bunun gibi. Şimdi bir beden var mı? Burada var. Ben bedenim. Bu sahtedir. E peki beden yok mu? Var. Var. Ama ben bedenim, bu sahte bir şey. Mesela bahsettiğiniz şeyler niye tuzaktır aynı zamanda? Biraz daha güncelleştirelim, çok soyut kalmasın. Mesela ben yalan söylemem dedim. Ama bu durum oldu. O an bir gafillik oldu. Veya çok korktum veya bir şey nedeniyle yalan söyledim. Ne olacak bu durumda? İki ihtimal var. Ya o yalanı kamufle edeceğim. Yani yalan söyledim ama aslında bu yalan değil tam olarak diye onu mecbur kaldırabilecek. Evet, bir mazeret bulacağım. Çünkü neden? Çünkü ben doğru ya, ben hiç yalan söylemem ya. Bir yalan oldu. O zaman ne yapacağım? Onu bunun adına, bunu korumak adına bunu örtmeye çalışacağım. Mazeret bulacağım, o olacak, bu olacak. Veyahut da ne olacak? Bu benlik, yani ben doğru söylerim, ben hiç yalan söylemem diyen benlik, bunun tarafından, yani yalan söyleyen tarafından dövülecek sürekli. Evet. Sen yalan söyledin. Sen bir de ben doğruyum derdin, ben hayatta ne olursa olsun yalan söylemem derdin diye. Bu yalan söyleyen benlik, ben doğruyum, ben asla yalan söylemem diyen benliği dövecek sürekli. Suçlayacak, ezecek, kırbaçlayacak. Anlatabiliyor muyum? O zaman çoğu insan içinde bu savaşı çağırılır yani. Doğal olarak. Benle başlayan herhalde kelimelerin, cümlelerin çoğu ben değil. Özellikle ben böyleyim, ben şunu sevmem, ben şunu çok hiçbiri severim. Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Benle başlıyorsa ondan bir şey yapacağız. Evet, aslında hiçbiri değil. Aydınlandığımızda yani gerçek kendimizi bulduğumuzda şu an ben diye ürettiğimiz bütün cümlelerin gerçek dışı olduğunu göreceğiz. Bakın olgu gerçek ama olgu üzerinden üretilen kendilik ve kimlik sahne. Anladın mı? Yani mesela ben anneyim. Çocuğun ölürse evet. Ama annelik duygusu gerçek. Olgu gerçek. Bir annelik duygusu deneyimledim. Bu gerçek. Ama bak ben anneyim gerçek değil. Dolayısıyla bakın, arayanın biraz tırnak içinde fişini çekmeniz gerekiyor. Arayana çok odaklanmıyor. Odaklanma işte ben arıyorum, kendimi arıyorum, kendimi arıyorum. Böyle kendinizi aramayın. Böyle ararsanız zaten bulamazsınız. O yüzden biraz o arayanı bir rahatlatın. Bak, sakin ol. Aradığın şey bizzat sende olan bir şeydir. O yüzden kaygıya kapılma, gerilme, ümitsizliğe kapılma, karamsar olma, sürekli soru üretme. Ama buna dikkat et. Bu bahsettiğimiz noktaya dikkat et. Meditasyon bir hatırlatıcı mıdır? Olabilir, yani hatırlatabilir. Kişinin yaptığı meditasyonun içeriğine bağlı. Ama herkesin tarzı da farklıdır. Tabii, içerik önemli. Dolayısıyla arkadaşlar, kutsal metinde şöyle bir ifade geçer. Yani Allah sırat-ı müstakim üzeredir. Yani Allah seni, işte seni dünyaya koydum, işte bir yolda çizdin, geldin geldin, gelmedin, bittin. Allah sırat-ı müstakim üzeredir. Yani o her an seninledir. Seninle birliktedir. O yüzden kendini yalnız, eksik, yetersiz hissetme. Ama bakın tekrar hatırlatıyorum. İnsanın gerçek kendiliği eksik değildir. Ama bedensel ve psikolojik tarafı
sınırlıdır ve eksiklik içeridir. E biz nerede kendimizi bulmaya çalışıyoruz? Bedende ve psikolojik boyutta. İşte o yüzden zaten arayışımız bir türlü tam olarak gerçekleşmiyor. O yüzden biraz arayanın farkına varmamız lazım. Arayan nasıl arıyor? Arayan nasıl arıyor? Efendim? Sırat-ı müstakimde olumunda özle beraber isteyebilir. Sırat-ı müstakimde olmamız için özde olmamız gerekir tam olarak. Tam olarak özde olmadığınız müddetçe tam olarak sırat-ı müstakimde olamazsınız. Olma konusunda gayret edersiniz. Ya da biraz sonra çıkıyor. Yani, evet, yani orada. İnsan sırat-ı müstakim üzerinde uyur. Sırat-ı müstakimdedir ama orada uyur. Bulamazsak uyandığında sırasında bulamazsak kendine bir şey var mı mesela bu hayatta bakın bunu diyen kim? Kim? Tamam arayan. Tamam o zaman güle güle diyeceğiz ona. Anlatabildim mi? Bakın arayana cevap vermeye çalışmayın. O sizi meşgul eder cevaplarla. İşte sorarsınız 50 kişiye işte arayan eğer bu dünyadaki arayışımız gerçekleşmezse ne olur? Birisi size der ki ebedi cehennemdesin, biri der ki işte bir sürü şu var, o var, bu var, bir sürü hikaye anlatıyor. Bırakın bunları. Bunlara ihtiyacınız mı var? Yani ne duymayı bekliyorsunuz? Eğer bu dünyada arayışın tamamlanmazsa orada devam eder. Niye bekliyorsunuz bunu? Bunu rahatlatacak mı diyorsunuz? Hayır şöyle, bence herkes kendini arıyor zaten. Yani en azından bu toplum evet. Kendini sorguluyor, bir şeyi arıyor. Ve mesela neden böyle? Yani bunlar gibi basit sorular olabilir. Ya, ben kendi yok zaten ben size evet. Bu cevap vermiyorum. Bir aynen. Benlik sürekli bakın aslında arananı fark etmek yerine sürekli sorun üretiyor. Onu demek evet, istiyorum. Aynen. Yani o sürekli bizde sorun üretiyor. Zaten o sorular, o zihin zaten bizim engelimiz haline geliyor. Bu şu demek değil, o zaman boş ver böyle lay lay lom mu yaşayalım? Bu değil tabii ki, bunu kastetmiyoruz. Ama arayanın zihniyle çok özdeşleşmeyin. Onun sorularına çok fazla takılmayın. Onun sorularına cevap aramakla meşgul olmayın. Biraz onu esnetin, biraz bırakın o soruları, korkuları, arzuları. Bilmiyorum deyin. Göreceksiniz daha çok yol alırsınız. Ya bu süreçte sadece mevcut bilincinizde merhametli, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayan insanların yanlışlıklarına karşı affedici ve şefkatli. Çünkü hepimiz uyuyoruz. Dolayısıyla uyurken yani uyur gezer düşünün, birbirlerine çarparlar değil mi? Çarpabilirler. Çok şey olabilir değil mi? Şimdi orada veya bir uyur gezer, gezerken sizin üzerinize basmış. Ne yapacaksınız yani? Kavga mı edeceksiniz? Uyuyor zaten. Her şey karşı mahvedici. Efendim? Her şey karşı mahvedici. Hepimiz uyuyoruz, ister eder. İçsel olarak, olarak affedici, dışsal olarak koruyucu. Mesela uyur gezer biri. Siz yatağınızda uyuyorsunuz. Bir baktınız uyandınız uykunuzdan. Bir baktınız uyur gezer ayağınıza basmış. Ayağınızda epey incindi. Kavga mı edersiniz? Yoksa kalkıp onu elinden tutup diyelim yatağına mı götürürsünüz? Yani affedici olmak ya bas ya olur. Bir de şuraya da bas, buraya da bas demiyoruz yani. Anladın mı? Ama karşımızda kavga edecek bir birey yok aslında. Anlatabildim mi? Orada biraz daha affedici, daha hoşgörülü. Tabii ki biraz belli bir çerçevede hakkını korursun ama karşında tam bilinçli bir muhatap yok ki onunla nesnel, rasyonel bir düzeyde tartışasın. Kim bilir belki bir korkusu var. Belki ezilmemek için seni ezmeye çalışıyor. İşte
şimdi orada objektif bir şey yok ki lan. Ezilmemek için seni ezmeye çalışan biriyle neyin kavgasını yapıyorsun? Öyle bir korkusu var ki, eğer bir adım geri atarsam bu beni ezer diye korkuyor. İnsan bununla neyi tartışacaksın? Bu şu demek değil, boş ver gitsin, defolun gitsin anlamında değil. Konu tartışmak değil. Anlatabiliyor muyum? İşte orada affedici olmak dediğimiz, hoşgörülü olmak dediğimiz o. Daha sakin, kimseyle kişisel bir didişmeye girmeden, olayı kişiselleştirmeden bakmamız gerekiyor. Yoksa arayan bu sefer insanlarla uğraşıyor. Bu sefer diyorsunuz ki ben kendimi arıyorum ama insanlar bana fırsat vermiyor dersiniz. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.